seçimler sırasında sizin eski İçişleri Bakanınız Hüdapar'ı devletin stratejik aklı olarak ilan etmişti. Eğer Hizbullah'ın devamı değilse, bu saldırılarla hiçbir alakası yoksa Hüdapar bunları şiddetle buradan kınamalıdır ve siz de AK Partisi olarak kınamalısınız, karşı çıkmalısınız ve bunu ispatlamak için de öncelikle yapacağınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bu önergeyi desteklemektir. Oradan samimiyetinizi ve görelim. Siz müdahale etmeyin, dinleyin, dinleyin, dinleyin. Siz alışıksınız müdahale etmeye, oturun dinleyin. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, önce size bir haberle konuşmama başlayayım. Bugün Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı olarak atanmış olan AK Partili Hüseyin Beyoğlu'na tutuklama ve yakalama kararı çıktı. Tabii ki fikir suçu, siyasi suçlamadan ötürü değil, rüşvet, yolsuzluk bunlarla ilgili olarak çıktı. Bu karar evet elbette gözümüz aydı. Türkiye'nin şu haldeki yargısı bile tutuklama ve yakalama kararını AK Partili atanmış kayım rolüne girmiş olan Bağlar'ın bir önceki belediye başkanı sıfatını taşıttırdığınız kişi için vermiş durumda. Niçin atanmış diyorum? Çünkü 2019 seçimlerinde Zeyhat Ceylan HDP adayı olarak %70 oy almıştı. Ona mazbata verilmedi. %25 oy almış olan AK Partili adaya verildi. Şu anda yakalama ve tutuklama kararı çıkmış olan. O da rüşvetten bugün tutuklama ve yakalama kararıyla karşı karşıya kalmış oldu. Şimdi bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün az önce dile getirdiği öneriyle ilişkisi nedir? İlişkisi şudur. Diyarbakır'da 31 Mart'tan sonraki gelişmeler de hiç beklenmedik bir şekilde halk iradesi ortaya konduktan sonra halkın yaşam biçimine müdahaleler başladı. Bu müdahalelerin başında 9 Haziran'da az önce dile getirilen saldırı, sonra 23 Haziran'da tekrar eden kafelere saldırı ve en sonunda 11 Temmuz'daki saldırılar arka arkaya geldi. Öyle ki ilk iki saldırı Kayapınar'da, son saldırı Suruç'ta oldu ve Kayapınar'daki ilk saldırıdan sonra saldırganlar sizin ağababalarınızı öldürmüşüz, daha mezarları belli değil, siz kimle konuşuyorsunuz diye tehdit ettiler saldırıya karşı çıkmak isteyenleri. Ve bu saldırıları da daha sonra en son 11 Temmuz'da olmak üzere iki kez devam ettirdiler. Şimdi Diyarbakır'ın Kent ve Dayanışma Platformu diye bütün sivil toplum örgütlerinin üye olduğu bir kuruluşu var. Bütün Diyarbakır halkını temsil ediyor. Ve son depremde de olağanüstü hem Diyarbakır'ın yaralarını salmakta hem de diğer illere yardıma koşmakta çok örnek bir rol oynadılar. Bu saldırıları toplumsal barış için tehlike ve kentimizin birlikte yaşam kültürü için tehlike olarak niteledi. Geleceğim nokta şudur. Bu saldırılar Diyarbakır'da 90'lı yıllarda terör estiren o domuz bağlarıyla bir takım suikastleri gerçekleştiren Hizbullah'ı hatırlatıyor. Buyurun, buyurun. Bütün Diyarbakır bu son saldırıların faillerini böyle algılıyor. Şimdi ben buradan Hizbullah'ın devamı olduğunu şiddetle reddeden ve meşruiyet sınırları içine girmekte ısrar eden Hüdapar'a ve Hüdapar'ı bu sıralara taşıyan AK Partililere seslenmek istiyorum. Çünkü daha bir yıl önce seçimler sırasında sizin eski İçişleri Bakanınız Hüdapar'ı devletin stratejik aklı olarak ilan etmişti. Eğer Hizbullah'ın devamı değilse, bu saldırılarla hiçbir alakası yoksa Hüdapar bunları şiddetle buradan kınamalıdır ve siz de AK Partisi olarak kınamalısınız, karşı çıkmalısınız ve bunu ispatlamak için de öncelikle yapacağınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bu önergeyi desteklemektir. Oradan samimiyetinizi ve görelim. Siz müdahale etmeyin, dinleyin, dinleyin, dinleyin. Siz alışıksınız müdahale etmeye, oturun dinleyin ve bütün bunlardan ibret. Öteki olarak belirlenmiş kesimlerin ölülerine yönelik hakaret ve eziyetler, saldırılar söz konusu. 2015'te Şırnak'ta Hacı Lokman Birliği'nin cenazesinin zırhlı aracın arkasına bağlanarak sokaklarda sürüklenmesini umarım hatırlıyorsunuzdur.
acı bile olsa. Aynı şekilde Varto'da cansız bedeni çıplak bir şekilde teşhir edilen Ekinvan ve cenazesi kargoyla annesine teslim edilen Agit İpek ve geçtiğimiz günlerde ise otopsi sonrası yarıkların dikilmeden ailesine teslim edildiği, cenazesi ailesine teslim edilen Şefik Esen'in cenazesi. Bunlar tabii ki hem toplumsal hem vicdani anlamda, ciddi anlamda, ahlaki anlamda ciddi yaralar ve çürümeler meydana getiren meselelerdir. Ancak iktidarın buna karşı tutumu ne yazık ki varlığını yine aynı nekropolitik, nekro iktidar ekseninde sürdürmeye devam ettirmekte. Çünkü Türkiye'de ölülere yönelik saygısızlık bir devlet politikası. Ülkede egemenler karşılarında konumlandırdıkları kesimlerin ölülerine bile bir intikam duygusuyla yaklaşıyor. O yüzden ki ölen bir Kürt, Ermeni, yabancı uyruktan biri ya da kadın olduğunda işte cenazeler bu şekilde nekropolitik yaklaşımlarla maruz kalıyor ve eziyetlere maruz kalıyor. Tabii siviller de bu konudaki cezasızlığın farkındalar. Hacı Lokman Birliği'nin cenazesini aracın arkasına bağlayıp sürükleyen polisle ilgili herhangi bir yaptırım ve ceza işlemi yapılmadığını gören bir sivil kalkıp bir kadını vahşice katlederek yakabiliyor. Pınar Gültekin mesela. Şimdi bu yüzden şunu söylemekte fayda var. Hacı Lokman Birlik, Agit İpek örnekleri ne kadar politikse bunlardan güç alarak, cezasızlıktan güç alarak katliamlara devam eden, katledilen Pınar Gültekin ve Özgecan meselesi de bu olaylarda, örneklerde o kadar politiktir. Egemenin ölüler aracılığıyla diriler üzerinde kurduğu bu tahakküm süreci geride kalanlara bir gözdağı verme mesajını içerir. Bakınız, ibret-i alem için kellesi vurula, meydanda üç gün sallana fermanlarını hatırlarsınız, bilirsiniz de. Orta Çağ karanlığının en sadistçe politikalarından biri olan bu ölüm biçimi geride kalanları terbiye etme amaçlıdır. Bakınız, daha birkaç gün önce Gabar'da Basret köyünde bulunan bir mezarlık korucular ve askerler tarafından balyozlarla parçalandı. Garzan'daki mezarlık bombalanmıştı. Bununla beraber Van'da Ermeni mezarlığının üzerine kayyım marifetiyle tuvalet yapıldı. Ve birkaç kilometre ötemizde Ulus'ta başka bir Ermeni mezarlığın üzerine dükkanlar yapılmak isteniyor. Bu da bize şunu gösteriyor ki bütün bunlar kalıcılaştırılmış bir rejim politikasıdır. Kimin yaşayacağına ve kimin öleceğine devlet karar veriyor. Tıpkı cumartesi annelerinde olduğu gibi. 30 yıldır bu insanlar bir cevap bekliyor. Çocukları ölü mü, diri mi? Sadece bunu bilmek istiyorlar. Ancak devlet aklı, iktidar onların bu soru hakkını bile karşılamıyor. Böyle bir rejimle karşı karşıyayız. Gömülme hakkı, yas hakkı, ölümlerden sonra ritüellerin yerine getirileceği taziye hakkı, hatta ve hatta bazı cenazelerde namaz kılmak için imamın görevlendirilmesi ya da taziye evlerinin kapatılması meselesi bile söz konusu. Siz bir halkın elinden gömülme ve yas hakkını da bu şekilde ellerinden alıyorsunuz. Bugün yine 90'lı yıllarda olduğu gibi özel savaş politikalarının ürünü olan bu ölüm analına yönelik müdahaleler ne yazık ki bu meclis çatısı altında sadece bizim grubumuzun gündemi olabiliyor. Bakın, Filistin, Afrika, Kosova ve Ruanda'da ölülere yönelik işkenceler dünya tarihine geçti, geçiyor. Kürdistan'da yapılanlar da aynı sürecin bir parçası olarak devam ediyor. Ama biz o gün gelince uluslararası hukuk normları ve toplumsal ölçüleri esas alacağız. Bir gün elbette bunlar bu şekilde devam etmeyecek, gün gelecek, devran dönecek. Ancak biz uluslararası hukuk normlarını ve bu ölçüleri esas alacağız. Saygıyla selamlıyorum.